Ya kendini bırak bana ya da beni bana bırak da yaşayayım. Ha nasıl gideceğiz oğlum? Yol buradan mı? Heh buradan. Ya arkadaşlar bu Duisburg'u da yenilemişler. Ne alt yedikleri de belli değil. Biz şimdi buradan çıkacağız. Bir Calais'a doğru yolculuk yapacağız da. Bugün olaylar var. Bir şeyler öğrendim ben. Yani çok garip şeyler yaşadık. Ya bazı şeylerin aslında böyle olabileceği çok belliydi. Bariz belliydi. Ama bu kadar böyle olabileceğini gerçekten düşünmüyordum. Neyse hepsini zaten şimdi bu videonun içeriğinde sizlere bahsedeceğim. Neler oldu, neler bitti, neler oluyor, ben niye buradayım, ben ne bok yiyorum burada falan diye. Bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü akşam saatlerinde YouTube'da geziyorum böyle. Ana sayfama işte videolar falan düşüyor. Filmlere falan bakıyorum bir yandan. Bir tane video gözüme çattı. Orada baktım Yükselim videosu, İmdat TV yeni bir video yayınlamış. Onun hemen iki video altında bir video daha gördüm. O da Oğuzhan'ın videosu. Oğuzhan bir video yayınlamış. Dedim hani başlıklarda bir şey küslük mü falan yazıyor. Lan dedim ne oluyor acaba? Hani bunların arası iyi. Normalde iyi. Ben pek konuşmuyorum kendileriyle. Neyse bunların arası iyi. Bunu biliyorum ben. Hani WhatsApp grubunda falan varım ben ama pek şeyim yok. Aktif değilim. Yani okuyorum sadece geçiyorum. Araları gerçekten iyi. Dedim hayırdır ne oldu acaba? Girdim neyse videoyu bir açtım. Abi Yüksel daha Oğuzhan'a demediğini bırakmamış. Oğuzhan kalmış orada sus pus. Yüksel giydiriyor. Dedim acaba ne var aralarında falan. Mesaj attım. Dedim hayırdır ne oldu sen karışma dediler bana. Abi dedim sizin böyle yani imkanı yok dedim. Olaylar bunlar. Soramadım da öğrenemedim. Neyse videoyu falan izledim işte. Baya baya Kirkenes videosunda birbirlerine giydirmişler. Hiçbir şey anlamadım arklarında ama yani bu kadar sıkı dostluğun arkasında vardı yani bir şeyler illaki çıkacaktı. Ben niye buradayım onu da söyleyeyim. Baktım piyasa gerçekten boka sarmaya başladı. Dedim hani bu piyasanın gerçek sahiplerinden birisi artık geri gelmek zorunda. Ve ben de buraya geri geldim. Şimdi Multiplayer'da Duisburg'dan çıktım. Yanımdaki Volvo'yu makaslamadım gerçi dur. Sollayarak şu anda Calais'a doğru gidiyorum da buraları değiştirmiş Trakis MP ekibi. Gerçekten garip bir olay. Belki Calais'a kadar varmaya da biliriz. Öyle de bir durum var. Şu an kaydım falan çalışıyor mu ya? Arkadaşlar ben bir iki ay video çekmediğim için ben gayet bir unuttum. Ama yayınlar yapıyorum bu arada. Twitch kanalımızda halen yayınlarımız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani bu son konu hakkında, bu olaylar hakkında diyecek olduklarım varsa yani olmaması gereken şeyler yaşanmış galiba. Bilmiyorum aralarında ne tür olaylar var. Zaten uzun bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İkisi de yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E tabi haliyle bu yoğunluğun arasında istenmeyen kavgalar da oluyor. Çünkü birisi bir şey istiyor. Mesela bugün diyor şunu çekelim. Diğeri de şunu çekelim diyor. Ya diyor ilk benimkini çekelim. Yok seninkini bir önce çekelim falan derken ortalık karışıyor. Sonra tamam lan diyor hadi seninkini çekelim. Ortaya giriyorlar. Ondan sonra bir şey yanlış gidiyor. Mesela hadi atıyorum kendimden biliyorum bunu. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Şimdi videoya başlıyorsun tamam mı? İşte merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz falan. Hoş geldin sen de hoş geldin diyorsun. O hoş bulduk falan böyle çok motivasyon düşük olduğu zaman diyorsun ki ya amına koyayım işte bu video niye böyle oluyor? Hani biraz daha enerjik olursan daha güzel video çıkarır falan. Tamam tamam diyor hadi enerjik olacağım diyor. O da giriyor videoya. İkisi bir başlıyorlar bu sefer. Videonun ikinci üçüncü dakikasında yine mod aşağı düşüyor. Diğer arkadaşın belki sıkıntısı vardır falan. Mod aşağı düşüyor. Ve olay böyle sürüp gidiyor açıkçası. Ve ben birkaç bir şey daha duydum. Hatta bana böyle demeleri biraz enteresanıma gitti. Ya sordum acaba ne oluyorsunuz diye. Sen karışma dediler bana. Onun arkasından da hakkımda birkaç bir şey de dönmüş zaten. Halbuki bilmiyorum yani. Çok enteresan şeyler oluyor. Oğuzhan'ı da severim. Yüksel'i de severim. Hatta Oğuzhan'ın yanındaydım ben iki hafta önce, üç hafta önce. Gittim yanına kadar gittim. Gezdim. Öyle bir şey yoktu. Gayet hani sohbetimizi ettik, muhabbetimizi ettik. Yemeğimizi yedik, sahilde yürüdük. Daha sonra Migros'a gittik. 5 saat Migros'u içinde dolaştık falan. Önemli değil bunlar da. Yani böyle bir şey olabilmesi çok garip. Ben de hani şey yaptım. Gruptan falan ayrıldım zaten. Bir Kerem var. Kerem işte yazıyor abi dedi ne oldu falan. Böyle olaylar olmuş. Vallahi dedi abi ben de anlamadım bir şey dedi. Zaten Kerem de bu aralar biliyorsunuz. Kerem'in bilgisayarı bozuldu. Kerem'in bilgisayarıyla falan uğraştık. O bilgisayar aldığı yer ilgilenmedi ona. RAM'leri falan yok elinde. Bayağı o da sıkıntı bir durumda. Böyle olaylar yaşadık. Yani
sonuçta şimdi bundan sonra ne olur, ne biter hiçbir fikrim yok. Ben yine bir şey demeyeceğim, demiyorum kendilerine. Çünkü aralarındaki en büyük kişi yine benim. Ve açıklayacaklardır. İlla ki bunu kendileri açıklayacaktır, söyleyeceklerdir. Ben bunu söyleyeyim. Yasaya şöyle genel olarak baktığımda ise, bu YouTube'dur, videodur çekme olayları falan diye baktığımda da arkadaşlar gerçekten çok kötü bir durumda ya. Vallahi YouTube bitmiş. YouTube bitmiş. Ben niye geri geldim onu bile bilmiyorum. Ben niye... Şimdi birçoğunuzun aklında şey olacak. Aa Levent bunların bak küstüğünü gördü, öyle oldu, prim kasmaya geldi. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Biz zaten primi... kasmıyorum falan diyor değil mi? Yani o zaman diyor, ne alakası var lan, niye geldim buraya falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Benim zaten gelip gelmeyeceğim. Ben belki bu videoyu atacağım, belki yine yokum, yine gideceğim. Bu arada şöyle bir odayı görüyorsunuz, yepyeni bir odadayım. Çok güzel bir ortamım var burada. Videoyu beğenmeyi ve ne alakası var? Şimdi beğenmeyi, abone olmayı ne alakası var? Hani abone olsan da olmaz da benim için yine bir şey fark etmeyecek. Çünkü ben yine burada yokum falan değil mi? Benim ne yapacağım belli değil. Öyle bir durum var. Her neyse, yapacak bir şey yok. Aralarında konuşup halletsinler. Umarım bu videoyu da görürse Yüksel ve Oğuzhan, yani nasıl bir yanlış yaptıklarını da anlatırlar bana inşallah diye düşünüyorum. Çünkü yani ben ne alaka ya, bana niye sen karışma falan deyip böyle atarlı bir şekilde cevap vermeleri çok enteresandı. Çok garip bir olay oldu yani, hiçbir halt anlamadım, hiçbir şey anlamadım. Hayırlısı olsun diyelim ya, gerçekten. Severim, ikisini de severim. İkisi de çok iyi insanlar. Ama dediğim gibi bazen böyle tatsızlıklar olabiliyor. Hayırlısı olsun haklarında. Başarılı olsunlar, devam etsinler yollarını. İnşallah araları düzelir. Diyecek olduğum başka da bir şey yok. Şu anda Kalayısa doğru, Kalayısa gitmeyeceğim. Büyük ihtimalle ileride bir petrolde bitiririm videoyu. Şu an zaten 7.5-8 dakikaya doğru geliyoruz. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim bunlar. Video çekmesem bile arkadaşlar, ben yine Twitch kanalımızda canlı yayınlarımızı vesaire yapmaya devam ediyoruz. Haberiniz olsun, gelebilirsiniz. Cuma akşamı yine başlayacağım videolar, şey yayınlara. Hikayeli oyun falan vesaire oynayacağım. Dediğim gibi haberiniz olsun, izleyebilirsiniz, gelebilirsiniz. Neyse, yavaştan da videomuzu noktalayayım. Bu arada DAF XG Plus kullanıyorum ben. Gördüğünüz üzere şu an 520-510 beygir falan bir araç olması lazım bu. Şuraya ben bir gireyim. Tamam, şöyle bir girdim hızlıca. Arkada kaldan frene bastım, korktu böyle, enteresan bir şey oldu. Evet, her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, umuduyla diyeyim size. Öyle bir şey belki olmayacaktır. Ama hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Yayınlara gelirseniz de görüşürüz. Bye bye.